Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda OGM Materyal MapMobil Soru Bankası 10. sınıf matematik fonksiyonlar test 4'ü çözeceğiz. Hemen testin başında söylüyorum. Konu anlatımları için sevgili arkadaşlar, map kazanım kavrama testlerinde 10. sınıf oynatma listesinin altında bulabilirsiniz. Orada çok detaylı konu anlatımları yapıyorum. Burada daha çok soru çözümleri üzerinde duracağız sevgili arkadaşlar. Ama ben yine kendimi tutamaz, bazı yerlerde konu anlatımı yaparım yine. Evet, birinci soru diyor ki fx budur. Grafiği ile gx 6x fonksiyonun grafiğinin kesim noktalarının apsisleri çarpımı nedir? Hop, şıkları da gösteriyorum ki evvelden çözümden önce çözmek isteyen arkadaşlarım olur diye. Arkadaşlar, kesim noktalarının apsislerini bulmak için ne yapıyorum? Bu iki arkadaşı birbirine eşitliyorum. X kare mutlak değer içinde artı 5, o da mutlak değer içinde eşittir 6x. Neden birbirine eşitliyorum? Çünkü burada belli bir sonucu veren x değeri burada da aynı sonucu vermeli. O x'ler ki onlar da apsisler. Sevgili arkadaşlar, birinci görevim mutlak değerden bir an önce kurtulmak, mutlak değersiz işlem yapmak. Bunun için de ne yaparım ben? Mutlak değerin içine bakarım. O arkadaş artı mıdır, eksi midir? Biliyor muyum? X hakkında bir şey söylememiş. Ama ben şunu biliyorum. Bütün reel sayıların sevgili arkadaşlar çift kuvveti her zaman pozitiftir. X ne olursa olsun x kare pozitiftir. Demek ki mutlak değerden ben bunu olduğu gibi çıkartabilirim. X kare artı 5 eşittir 6x'e dönüşür. Gelir daha sonra şu mutlak değerden kurtulmak üzere şurayı irdelerim. Burayı irdelediğimde az önce bu arkadaşın zaten artı olduğunu konuştum. Artıya bir de sen artı 5 eklediğinde burası hayli hayli pozitif olur. Demek ki bu arkadaş da kurtulur ki x kare artı 5 olur. Arkadaşlar, x kare artı 5'in zaten grafiği şudur. Öyle değil mi? Yukarıya doğru bakar. Yok, kollar zaten arkadaşım hep pozitif bölgede. Hiçbir yeri negatif değil. Mutlak değer zaten kendisini verir. 8'in mutlak değerinin 8 olması gibi. Kendisi zaten hep pozitif. Eşittir 6x. Ben bunu çözeceğim. Bunu çözmem yeterliymiş. 6x gel buraya. 6x artı 5 eşittir 0. Şimdi bunu çözeceğim. Çarpanlarını ayırıyorum. Eksi 5, eksi 1. Çarpımları 5, toplamları eksi 6. X buradan 5 çıkar. X buradan 1 çıkar. Apsisler zaten bunlar buldum arkadaşlar. X1, X2. Bak 6x'te neresi biliyor musun? 6x'te şu. Grafiği de çizeyim ben size. Hop, şöyle bir şey. Çok dik. İşte şurası kesim noktası 1. Şurada bulduğun diğer değer de 5. Bunları da çarptığımda kaç? 5 buluyorum. Neredesin sen? C şıkkında. C'yi işaretliyor. 2 ile yoluma devam ediyorum. İkinci soru geldi arkadaşlar. İkinci soru da şöyle sesleniyor. Bak bu da güzel. Reel sayılardan sevgili arkadaşlar. Reel sayılara tanımlanmış ama bazı nüanslar var. O da şu. Tanım kümende A yok. Görüntü kümende de B yok. Fx fonksiyonun da şuymuş. 2x bölü 3x eksi 5 imiş. Fonksiyonu veriliyor. Fx fonksiyonu birebir ve örten olduğuna göre f eksi a eksi b nedir diyor arkadaşlar. Birebir ve örten olması bir fonksiyonun tersinin de alınması demek ve tersinin de birebir ve örten olması demek arkadaşlar. Bunu soruyor. Hop, şıklarım da burada. Ne yapmalıyım? Ben a ve b'nin gizemini kaldırıp ortadan a eksi b'yi bulup zaten f fonksiyonum apaçık ortada. Burada a eksi b'yi yerine koyacağım. Ama a eksi b ne ola ki? Arkadaşlar, tanım kümende göremedin senin a kimdir? Sinin fonksiyonunu tanımsız yapan değerdir ki o da paydayı sıfır yapan değerdir. Burayı sıfır görürsen sayı bölü sıfır tanımsız olduğu için sen a değeri giremezsin. Kim o a değeri? X eşittir 5 bölü 3. İşte sen buraya x yerine 5 bölü 3 yazamazsın. Bundan dolayıdır ki a yazamazsın. A budur. Peki b nedir sevgili arkadaşlar? B de bakın tersini aldığımda bu sefer de b giremiyorum. Tersini aldığımda benim görüntü kümem artık tanım kümem. Görüntü kümemde tanım kümemde artık görüntü kümesi oluyor. Tersini aldığımda bakın oklar ters çevriliyor. Bu o zaman ne yapacağım? Şu arkadaşın tersini alacağım.
f üzeri eksi 1x. Arkadaşlar dediğim gibi konu anlatımlarında uzun uzun anlattığım için burada hemen soruyu çözeceğim. Bu arkadaşın tersinde de şu iki arkadaş işaret değiştirerek aynı zamanda yerleri değişir. Bak bu artı 2 aşağıya 3x yerinde durur. Eksi 2 olarak gelir. Bu eksi 5 de artı olup hop x'in katsayısı olarak buraya gelir. Tersi budur. Dediğim gibi uzun uzun anlatıyorum onları. Şimdi arkadaşlar tersinde de b'ye giremiyorsun. Neden giremiyorsun? Çünkü 3x eksi 2'yi 0 yapan bir b değeri var. X kim? 2 bölü 3. İşte sevgili arkadaşlar sen tersinde de b'ye giremiyorsun. Görüntü kümende bir başka deyişle 2 bölü 3 bölümümüz. Bu da b. Güzel. B'yi de bulun. A eksi b'yi bulalım hemen. A eksi b. 5 bölü 3 eksi 2 bölü 3. 3 bölü 3'ten 1. Hop f1 soruluyormuş arkadaşlar. A eksi b'yi 1 buldum. F1 içinde ne yapıyorum? 1'i koydum yerine. 2 bölü 2, 1 koydum. Eksi 2. 2'yi eksi 2'ye böldüğümde sonucu da eksi 1 buldum. Haydi geçmiş olsun. 3 ile devam ediyorum. Evet 3 umarım doğru hatırlarım. 3'ü çünkü 3'te bir yanlışlık var da. O yanlışlığı tahmin edeceğim. Arkadaşlar fx fonksiyonu verilmiş. Hop. Hocam çok küçük diyenler için önce bir büyüterek göstereyim. Fx fonksiyonu bu arkadaşlar. Daha sonra şunu soruyor. Söylüyor daha doğrusu. Fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Gx de şuymuş arkadaşlar. 2x artı 1 x artı 2 bölü 3 ne zaman fx işte bu büyük olmalı. Bak ikisini de küçük eşit vermiş, küçük vermiş ya. Şunu büyük yapalım. Şu fx'i de küçük yapayım ben. Dur bakayım böyle olursa olur mu ya? Galiba böyleydi. Eğer değilse tersini çevireceğim arkadaşlar. Çünkü yanlış bak. İkisi de küçük küçük verilmez yani. Ama bak dikkat edersen burada enteresan bir şey denenmiş. Gx fonksiyonuna girdiğin değerlerin fx ile kıyaslanmasına bakılıyor. Güzel. Buna göre diyor gof eksi 3, go g eksi 4, g 2 ifadesinin değeri kaçtır? Şıkları da gördüm. Hop şunu yazalım. Şunu hemen açık açık güzel güzel yazayım ben. F eksi 3 güzel. Eksi g eksi 4 artı g 2. Güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? F eksi 3'ü gelin okuyalım. Oh. Ay büyüteyim derken nerelere geldim. Gel bakalım büyü. Arkadaşlar f eksi 3. Hop 4. Güzel. Şimdi neyi bulacaksın? G4'ü. Bak G4'e bakıyorsun değil mi? G4 olduğunda diyor ki bana. Arkadaş diyor sen x yerine 4 yazdın diyor. F4'e bak diyor. F4 diyor baktım F4'ü. Eğer sıfırdan küçükse ki bakın F4 sıfırdan küçük o zaman gel şunu kullan diyor. Hmm. Evet arkadaşlar değil mi? F4 x yerlerine 4 yazıyorum herkese. Sıfırdan küçük grafikten görüyorum. Sıfırdan küçük olduğu için burayı kullanıyorum. 4 yazdığımda ne görüyorum? 6 bölü 3'ten hop, bu arkadaşı 2 buluyorum. Güzel iyi bir başlangıç. Tamam doğru hatırladık herhalde. Eksi. Şimdi g eksi 4'ü bul diyor. Bak g eksi 4'ü içinde x yerine eksi 4 yazdın. Eksi 4'e bak bakalım. F eksi 4 artı mı eksi mi arkadaşlar? Artı. Değil mi? F eksi 4. O zaman kimi kullanacağım? Şunu kullanacağım. Fx sıfırdan büyükse. Eksi 4'ü yerine yazdım. Eksi 8 eksi 7. Gayet güzel her şey yolunda. Artı g2'yi bulacağım. G2 için şurada 2'yi yazıyorum yerine. Şimdi G2 için F2'ye bir bak bakayım önce diyor. F2'ye baktım. F2 kim? 0. 0 olduğunda kimi kullan diyor? Şunu kullan diyor. X yerine 2 yaz diyor. 2 çarpı 2 artı 4 hop 5. Buyurun. Oh be. Şu benim çok kafamı karıştırmıştı. Yanlış verilen şey. Şunu düzeltince hemen soru çıktı ortaya arkadaşlar. Şu büyük eşit olacak. Sadece orada yanlışlık yapılmış. Bu durumda ne buldun? 2 artı 7 artı 5 hop 14 bulduk. Hop bunu da C şıkkında görüyoruz arkadaşlar.
Oh, büyük bir rahatlama geldi. 4 ile devam edelim arkadaşlar. 4 ne diyor? Evet, bir grafik verilmiş. Su miktarı metreküp ve zaman verilmiş arkadaşlar. 50'den benim arkadaşım 50'den başlamış. 20 saat sonra sıfırlanmış. Muhtemelen depodaki bir su miktarı. Açılan bir musluk dolayısıyla azalan bir depodan bahsediyor. Şekildeki grafik bir su deposundaki su miktarının zamana göre değişimini göstermektedir. Buna göre depodaki su miktarı kaçıncı saatin sonunda 15 metreküp olur? Şıklarım da bu. Arkadaşlar, ben buradan aslında doğrunun denklemini bile çıkartabilirim. Ama gözüküyor değil mi? 50'den azalacak. Ve her saat ne kadar azalıyor arkadaşlar? Şunu x mi demiş? Ha, x demiş zaten. Her saat arkadaşlar 50 bölü 20 kadar azalıyor değil mi? Çünkü 20 saat sonunda boşalıyorsa 50 bölü 20'dir bu arkadaş. Kalan su budur. Kalan su budur. Sen bunu bak, doğrunun grafiği yapsan y eşittir mx artı n ne bulalım. Gel bunu. Y eşittir m neydi? Eğimdi. Eğim neydi arkadaşlar? 50 bölü 20. Negatif mi pozitif mi? Negatif tabii ki. 50 bölü 20'den eksi 5 bölü 2x artı n neydi? X eksenini, y eksenini kestiği nokta. 50. Hop, aynı şeyi çıkardık bak. Aynı ifade. 50 bölü 20 eksi. Aynı şeyi gördük. Ne zaman 15 olur diyor. Yani şu arkadaşı 15'e eşitle diyor. Eksi 5 bölü 2x artı 50. İstersen bunu eşitle. Aynı şeyi bulduk zaten. Ne zaman 15 olur diyor. X'in hangi değerinde? Bakalım hangi değerinde? 5 bölü 2x eşittir 35. X eşittir 7 çıkıyor değil mi? Hop hop 7, pardon, 7 çarpı 2'den 14 çıkıyor. Evet sevgili arkadaşlar, 14. saatin sonunda 15 olur. Nerede gördük? C'de gördük. Hop dedik. 5. 5 geldi karşıma. Şöyle bakışıyoruz arkadaşlar. Ha, güzel. Bak bu da fena değil. 12. sınıfta diziler konusu var. O dizilere çok benziyor. Fx artı 1. Fx'e göre verilmiş arkadaşlar. F0'ı vermiş. F0 eksi 1. Buna göre F13. Hayırlı işler. Şıklarım da şunlar. 197'den 193'e kadar indirmiş arkadaş. Şimdi şunu şöyle bir güzel bir hale getireyim önce size. Eksi fx eşittir 2x artı 3. Neden böyle yaptım? Şunun için yaptım. Şimdi ben buradan bak f0 vasıtasıyla f0'ı biliyor musun? F1'i bulurum. F1'i bulan f2'yi bulur. F1'i bulan f2'yi. F2'yi bulan f3'ü. Böyle böyle mi gideyim? Hayır, öyle gitme. Çok daha kolayı var. Bak x yerine 0 yazalım. X 0 için f1 eksi f0 0 yazdım 3. X 1 için x yerine 1 yaz. F2 eksi f1 eşittir 1 yazdım 5. Haydi bir tane daha yaz. F3 eksi f2 x 2 için 2 yazdım 4 7. Artık anladın değil mi? Yani uzatmıyorum. Çat 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 çat. Nereye kadar? Sen F13'e ulaşmak istiyorsun. F13 eksi F12 eşittir. Ne yazmışsın? X yerine 12 yazmışsın. 12 yazdığında ne olur bu arkadaş? 24, 27 olur. Arkadaşlar şimdi bak, bu arkadaşları taraf tarafa topladığında boşu boşuna F1, F2, F3, F4'leri bulmana gerek kalmıyor. Topladığında bak, bu kısmı topla, bir de bu kısmı topla. F1'lerle vedalaş. F2'lerle, F3'lerle, F4'lerle, F5'lerle, F12'lerle. Ne kalır geriye? F13 eksi F0 eşittir şuradaki arkadaşların toplamı. 3'ten 27'ye kadar olan sayıların toplamları ikişer ikişer gidiyor. Bunları da dediğim gibi temel kavramlara da uzun uzun anlatıyorum. Mezun A kazanım kavrama testinde temel kavramlara da bakabilirsiniz. 10. sınıf videolarımda da var arkadaşlar. Ardışık sayıların zaten bunları biliyorsunuz yani. Ardışık tek sayıların toplamları. Bunu o şey form bir başka formülü de var da neyse. Ortanca terim 3 artı 27 bölü 2. 3 artı 27 bölü 2 çarpı terim sayısı. Burada kaç tane terim olduğunu da şöyle buluruz. 27 eksi 3 bölü 2
artı 1'dir arkadaşlar. 24, 12, 13 tane eleman varmış. Burası kaç? 30, 15. 15 çarpı 13. 15 ile de 13'ü çarpalım. Ben şöyle çarparım. 10 ile çarparım. 130, yarısı da 65, 195. Güzel. F 13 eksi F 0 eşittir 195 buldum. Yalnız bu arada ne diyeyim? Ha şurayı anlattım, sözlü olarak söyledim zaten. Şu ortanca terimdir arkadaşlar. İlk terim artı son terim bölü 2. Şu arkadaş da terim sayısıdır. Terim sayısı da son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'dir. Neden olduklarını hep anlatıyorum. Ezber sevmem. Sonra da ortanca terimle terim sayısını çarpıyorum. Bu arkadaşların toplamı bulunuyor. 195. Hatta bu arkadaşlar tek sayıların toplamı n kare diye bir formül vardır. Onunla bulunur. Burada 13 tane sayı. 13'ün karesi 196'dır. Neden 195 çıktı? Çünkü 1 yok ya burada. 1 olmadığı için 195'e düştün. Bu zaten eksi 1'di. O da ayrı bir şey yani. 12. sınıfta anlatılıyor. Bu eksi 1. Hop eksi 1, eksi 1 artı 1 oldu. F13 ne oldu bu durumda? 1 buraya geçti. 194 oldu. Değil mi? 194'ü nerede görüyorsun? D şıkkında görüyorsun. Şahane. 5'i de hallettik. 6 ile devam ediyoruz. Bak fonksiyon çözerken neler yeni yeni şeyler öğreniyoruz. F çift, G ise tek fonksiyondur. Arkadaşlar çift fonksiyon öğrendik artık değil mi? Çift fonksiyon budur. Tek fonksiyonda arkadaşlar bunu da gx ile gösterelim. Gx eşittir eksi eksi gx'tir. Çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Tek fonksiyonlar da orijine göre simetriktir. Hop hop. F3 verilmiş. Bak F3 5 eksi 5. Dereli dop. Hatta ya böyle yazayım hemen. Bak neydi? Eksilisine eşit değil mi? Eksilisine. Yani eksi 3 de eksi 5'tir. Hop ben bu sonucu çıkardım. G eksi 2 de hop eksi G2'dir. Eksi eksi hop. O da kaçmış? 3'müş. Hemen yerine de yazı verdim ki şimdi şurada kullanacağım. Şıkları göstereyim bir de. Hop şıkları da gördüm. F, G2. Arkadaşlar F'in içinde G2. Hop. F'in içinde G2 artı F eksi 3. Haydi irdeleyelim. G2 kim? Hop gördük. Bak arkadaşlar. Eksi G2 3 ise bu arkadaş eksi 3'tür. Şimdi F eksi 3'e bak. Bak F eksi 3'e de eksi 5 demişiz zaten. Burası eksi 5. Artı ya da eksi. Şimdi F eksi 3'e gel. F eksi 3. Ha bu da F eksi 3'müş canım. Bu da f eksi 3. Bu da eksi 5. Eksi 10 oluverdi. 6'ya da b dedik arkadaşlar. Hemen gözüktü. Anlaştık değil mi? Burada bilmen gereken çift fonksiyon, tek fonksiyon ne demek? Güzel. Anlatıyorum. Bak MEP kazanımlarda ayrıntılı anlatıyorum. Ezber sevmem ben. R'den R'ye. Şimdi bu soru çözümleri olduğu için daha seri davranalım diye öyle çözüyorum. F2 x artı a eşitmiş 8 eksi 5 x. Bir de F1 eşittir. Eksi 2 miş. Buna göre F5 kaçtır? Uç. Enteresan değil mi arkadaşlar? Acaba ne yapacağız burada? Arkadaşlar biraz düşündük. Düşündükten sonra şöyle yaparsın. Bak sana şöyle bir denklem vermiş. Şey, eşitlik vermiş. Yani sen burada 1 görürsen diyor. Burada da diyor eksi 2 görürsün diyor. Değil mi? Burada 1 görürsen burada da eksi 2 görürsün. Allah Allah. Burada eksi 2 görebilmem için x'in kaç olması lazım arkadaşlar? Bir bakalım. X'in 2 olması lazım değil mi? Hemen gözümle de çözdüm. Uzun uzun nasıl yaparsın? Şu arkadaşı eksi 2'ye eşitlersin. X 2'ye çık. Arkadaşlar x 2'ymiş. X 2'ymiş. X 2'ymiş. X yerine 2 yazarsan eksi 2 görürsün. X yerine 2 yazarsan da 1 görürmüşsün. Bak ne oldu? 2 çarpı 2. 4 artı A eşittir. 1 görecekmişim. A da nereden çıktı? A kaçmış? Eksi 3'müş demek ki. Geçmiş olsun.
O zaman bu fonksiyonun bu gizemli gizemli hali neymiş? F 2x eksi 3 2, 4 tamam. Eşittir 8 eksi 5x'miş. Şimdi bana istediğini sor. F 5'i mi soruyordun? Güzel. Burada 5 görebilmek için arkadaşlar x'lerine ne yazmalıyım? X eşittir. O 4 yazmalıyım değil mi? 8 eksi 3'ten. X 4. Hop. F 5 eşittir. X yerine 4 yazdım. 5 çarpı 4. Burası 20 yapar. 20, 8 eksi 20'den de eksi 12 yapar bu arkadaşın sonucu. Hop. Hemen de A şıkkında gözüküyor. A'yı kafasını kaldırmış. Anlaştık değil mi? Güzel. 8'e devam edelim. Artık şimdi birazcık bizimle oyun oynayacaklar. Esnaf soruları. Bir otoparkın ücret tarifesi aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Aracın otoparkta kalma süresi T saat. Bu süre için ödenecek ücret FT Türk lirası olmak üzere demiş. Ücret tarifesini parçalı fonksiyon halinde bir artistik halde verilmiş arkadaşlar. 2 lira, 3 lira, 5 lira, 15 lira ödüyorsun. Ne zaman? Zaman 1 ile 3 arasıysa, 3 ile 6 arasıysa gibi. Güzel. Biçiminde tanımlanmıştır. Bu otoparkta sabah 8'de gelen 20 araçtan 4'ü, 4 tanesi, saat 8.30'da ayrılıyor. Ne kadar kalmışlar? Yarım saat değil mi? Güzel. Yarım saat kalmış. 6 tanesi saat 10.30'da ayrılmış. Neyse soruyu önce okuyalım. 10.30'da. Kalan 10 araç ise 17'de otoparktan ayrıldığına ve otoparkta başka araç girmediğine göre otopark işletmesinin bu araçlardan kazandığı toplam para kaç Türk lirasıdır? Evet. Soru anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Şu tarifeye göre vatandaşların kaldığı süreleri, geçirdiği sürelerden kazanacağım paralara bakacağım. 6 tanesi 10.30, 2.5 saat kalmış. Grafimde şurada duruyor. Grafikten okuyacağız zaten. 10 araçta sevgili arkadaşlar kaç saat kalmış? Bunlar abartmış biraz. 9 saat kalmışlar değil mi? 9 saat. Yanlış toplasan da fark etmiyor. Nasıl olsa şu aralığa girer. Şimdi geldim paralara hesaplamaya, paracıkları. Arkadaşlar 4 tanesi yarım saat kalmış. Yarım saat kalanlar 2 lira öder. 4 çarpı 2 lira buradan kazanırım. 8 lira. Fena bir başlangıç değil. 2,5 saat kalanlardan şu parayı isterim. 3 lira. 3 lira isterim. Kaç kişiden? 6 kişiden. 18 lira da bunlardan kazanırım. 9 saat kalanlara şöyle önce bir avucumu avuştururum. Gel buraya derim. Sen 6'yı geçmişsin. Sen 15 lira ödeyeceksin derim. Kaç kişiye? 10 kişiye. Hop 150 lirayı görünce gözlerim ışıl ışıl olur. Topladığımda da kaç olur? 26, 150 daha 176 lira olur. Evet, E şıkkında da görüyorum onu arkadaşlar. Evet, devam ettik. 9 geldi. Yine R'den R'ye, R'den R'ye, G ve F fonksiyonları. Ha, böyle mi soruyorsun? Güzel, tamam. Arkadaşlar bak, F artı G'leri gördün mü? Bu şu demek zaten. Fx artı Gx. X eksi 3 imiş. F eksi G de 3X artı 1 imiş. Fonksiyonları veriyor. Buna göre 2 tane F artı 3 tane G'nin içinde 1'i koyarsan değerin kaç olur diyor. Şıklar da bunlar. Güzel soruyu okuduk. Ne yapmalıyım? Bak 2 tane denklem verilmiş arkadaşlar. Fx eksi Gx de 3X artı 1 imiş. Ya valla ben buradan bak taraf tarafa toplasam ben fx'i de bulurum, gx'i de bulurum. Fx'i bulan, gx'i bulan şu arkadaşı zaten kolaylıkla yapar. Taraf tarafa toplayalım. Bak ne oluyor? 2 tane fx, 4 tane x, eksi 2 olur. Güzel. Buradan ne çıkar? Her iki tarafı da 2'ye bölersen hop hop. Fx arkadaşlar, bunu da 2'ye böldüm. 2x, eksi 1 olur. Güzel. Fx'e sıkı sıkı yapıştım şimdi. Arkadaşlar fx buysa gx ne olur? Gx de x eksi 3 bunu buldum şunu karşıya geçir. Eksi 2x artı 1 olarak geçer. Gx de karşına eksi x eksi 2 olarak çıkar. Güzel. Bu da gx'miş. Her şey ortaya çıktı. Şimdi diyor ki sana 2 tane F1
artı 3 tane G1 nedir acaba diyor. F1. F1 kaç? 1. Güzel. G1 kaç? Hop 1 yazdığımda eksi 3. Güzel. Burası 2. Hop kendimize yazmayalım. Burası 2 oldu. 2 çarpı 1. Burası da eksi 9 oldu. Sonuç kaç oldu? Eksi 7 oldu. Eksi 7'yi nerede gördün? B şıkkında gördün. Ve testin son sorusuyla testimizi nihayetlendirelim. Sevgili arkadaşlar 10. soru. 10. soruda ne diyor? Eksi 2, 1 aralığında olmak üzere fx 2x eksi 3'müş. Fx bu. Güzel. Veriliyor f fonksiyonun görüntü kümesindeki elemanlardan tam sayı olanların toplamı kaçtır? Çok güzel. Çok sevindim. Arkadaşlar aralığım eksi 2 ile 1. Bak bu bir kere doğrusal bir fonksiyon. Hatta gel ben sana bunun grafiğini de şöyle minicik göstereyim. Eksi 3'ten kesiyor benim y eksenini ve eğimim de 2. Şöyle dik bir çıkış yapıyor. Güzel. Arkadaşlar ama eksi 2 ile şu eksi 2 şurası olsun. Bir aralığında tanımlanmış. Bu arkadaş zaten doğrusal bir fonksiyon. Birebir bir fonksiyon arkadaşlar. Örten bir fonksiyon. Bu arkadaşın alabileceği minimum değer eksi 2'de aldığı değerdir. Eksi 2 verdiğinde karşına çıkan değerdir. Maksimum değer de 1'de alan değerdir. Bak şuradaki değeri bulsan, bir de şuradaki değeri bulsan, şuradaki tam sayıların toplamını soruyor bana. F eksi 2 kaç? F eksi 2. Eksi 2 yerine yazdığımda eksi 7 mi çıkıyor? Eksi 4, eksi 7. Güzel. Dahil olabiliyor. Arkadaşlar F1'i bul. F1'i. 1 verdiğinde eksi 1 çıktı değil mi? 1, evet. 1, eksi 1. 1 buradaymış demek. Hop, 1 buradaymış. Eksi 1 çıktı. Hop, senin görüntü kümen şurası. Şuradaki değerleri gördün yani. Güzel, bu grafiğimi de düzelteyim. Düzeltmezsem üzülürüm. Arkadaşlar 1 verdiğimde de eksi 1 oldu. Ama dikkat, bak burası açık aralık. Yani senin fx fonksiyonun sevgili arkadaşım eksi 7'ye eşit dahil hop eksi 1'den büyük. Bu değerler. Bir dakika ters yaptık değil mi? Şu eksi 7, eksi 7'den büyük. Şurası eksi 1. Eşitsizlik anlatırken öğrencilerime söylemem gereken şey bu. Eksi 7'den büyük, eşit. Eksi 1'den küçük. Kim bunlar arkadaşlar? Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3 ve eksi 2. Eksi 1'i yanılıp da almayın demişler. Bunların toplamları ne yapar? 5, 10, 20, 7. Nasıl hızlı topladım değil mi? Şurası 10. Şunlar da 10, 20, eksi 27 yaptı. Eksi 27 nerede? O da C şıkkında. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.